Şu anda meşaleler yakıldı. Evet. Futbol Plus'tan herkese merhabalar. Transfer manşetlerinde bugün Volkan Üstyıldız'la birlikteyiz. Sevgili Volkan Üstyıldız, hoş geldin. Hoş bulduk. Fenerbahçe'nin gündeminde biliyorsun ki bir numaralı hoca adayı Löw. Hani artık anlaşıldı, iddiaları da ortada dolaşıyor. Löw'ün yanında Xerxes'i getireceği söyleniyor. Yani talimatı verdiği sarı lacivertli yönetime ve ben geldiğim zaman bu oyuncu istiyorum dediği öne sürülüyor. Ne düşünüyorsun bununla alakalı? Yani şimdi Xerxes'i futbol menajer oynayanlar iyi bilir. Yani o oyunun wonderkid'iydi. Çok yetenekli bir oyuncu. 16-17 yaşında Bayern Münih'e geldi Feyenoord'dan. Bayern Münih aslında Hollandalıların yeni Pierre van Hooijdonk dediği bir oyuncu. Bayern Münih taraftarının da şimdiden Lewandowski'nin yerine koyduğu bir oyuncu. Bilemem öyle yani Löw'ün evriyle gelir mi Fenerbahçe'ye? Belki kiralık olarak düşünülebilir. Ama şu an Xerxes'i çok büyük potansiyel. Daha 21 yaşında. 1.93 boyuyla yani top kontrolü, bitiriciliği çok üst seviyede bir oyuncu. Tam bir yani yaratıcı forvet tabir edilen bir oyuncu. Yani nasıl söyleyeyim, bitiricilik, topsuz alan, ilk kontrol ve teknik olarak yani kusursuza yakın. Tek eksiği tecrübe. Onu da bu sene Anderlecht'te fazlasıyla kazandı. İyi bir performans gösteriyor. Geçen sezon Parma'da kiralıktı ama sakatlığı sebebiyle çok oynayamadı orada. Yanılmıyorsam 4 maçı var orada. Şimdi Anderlecht'e beklenen etkiyi gösterdi. Yani gelirse Fenerbahçe bu transferi bitirebilirse yani ligimiz için çok önemli bir kazanım olur. Fenerbahçe için de olur. Hakikaten 1.93 boyu hava toplarındaki etkinliğine çok patlayıcı özelliği olan bir oyuncu. Yani yukarı çıkabilen bir oyuncu. İyi gol vuruşları var. Pozisyonu çok iyi alıyor. İyi takip ediyor. Çok büyük kazanım olur. Bir tek şöyle bir de şey anlatayım. Xerxes'le ilgili. Onunla ilgili en çok dolaşan yani skill videoları her yerde. YouTube'da var ama bir video daha var. Ajax maçı 2001 Audi Cup. Kaleciyle karşı karşıya bir pozisyonda vuruyor. Top ayağında kalıyor. Boş kaleye gidiyor topla ama topla herhalde kaleye girmek istediği için topa vurmuyor. Rakip defans arkadan gelip alıyor topu ayağından. Böyle şaşkın görüntüsü çok konuşulur. Yani ünlüdür o konuda ama dediğim gibi tam bir wonderkid'ti. Çok da büyük potansiyeli olan bir oyuncu. 37 yani maçta 15 gol 9 asisti var. Yani bence 20 yaşında çok iyi performans. Yani çok iyi oyuncu. Yani bir tek vuruşları çok iyi. Ayak içine iyi kullanıyor. Ceza alanında pozisyonları çok iyi takip ediyor. İyi pozisyon alan bir oyuncu. Yani serseri toplar, serseri mayın dediğimiz topları da iyi takip edip tek vuruşla gole çevirebilen bir oyuncu. Türkiye için bir de fizik olarak büyük artı. Yani öyle çok yere yıkmak, topu ayağından almak kolay değil. Tekniği de çok iyi. Çok driblingçi değil ama. Yani çok adam geçip gol atan bir oyuncu değil ama pozisyon buldu mu ceza alanı, hani tabelacı deriz ya. Biraz pivot center for tipi. Pivot center for tipi daha çok. Yani gezici forvet arkasında da oynayabiliyor. Ama öyle topla çok, yani klasik Alman futbolcu değil mesela aslında, öyle düşünün. Yani bulduğu zaman pozisyonda golünü atar. Yani Türkiye içinde belki o yani dribling yeteneği de üst seviyeye de çıkabilir. Biz Bundesliga için konuşuyoruz. Avrupa için. Ya yani çok değerli bir transfer olur. Olursa inşallah olur. Bir de bu haberin bence şöyle bir önemli yanı var. İlk kez Löw'ün istediği bir futbolcu ismi telaffuz ediliyor. Daha önce hep yani bir Fenerbahçe şunun peşinde, sol bekin peşinde, Konan'ın peşinde, sağ bekte onun peşinde diyorduk ama hiç yani Löw istedi demiyordu. Hep diyorduk ya, ya bunları kim istiyor? Yani hoca istiyor Löw mü veya Jesus mu, başka bir hoca mı? Yoksa yönetime sunulan isimler mi bunlar? Yani Löw istiyorsa demek ki iyi şeyler olacak. Löw istedim mi de tam istiyor gördüğümüz gibi. Bakalım önümüzdeki günlerde. Ya ama Bayern Münih tekrar kiralarsa Lewandowski kalacak. Tekrar kiralarsa Fenerbahçe'ye bir pazar olabilir onun için Türkiye ligi. Gelişmesi açısından da faydalı. Sörlot'un yaptığı patlamayı biliyoruz yani. Peki o zaman. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. Değerli Futbol Plus takipçileri, transfer manşetlerinde Volkan Üstyıldız'la birlikteydik. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.